Hem Kerem'in çiftliğinden, Ahır'ın içiminden, Gündem Özel programından herkese merhaba. Enver abiyle beraber bugün gündemde olan bir konuyu işleyeceğiz. Atakan konusu. Malumunuz Atakan, işte kaç zamandır televizyonda. Atakan kimdir? 10 yaşında bir çocuk. Bu çocuk filozof Atakan lakabıyla gündeme geldi. Bir anda meşhur oldu. Malumunuz bu çocuk işte her yerde o, televizyonlarda o, programlarda o, YouTube kanallarında o, internette o, caps'lerde o. İşte ilgi alanları, konuştukları, okudukları ve davranışlarıyla aslında yaşının çok çok ötesinde bir çocuk olduğunu bizlere gösteriyor. Biz de toplumun içerisinden birer birey olarak, işte besici ve çiftçi olarak bu Atakan konusuyla alakalı fikirlerimizi sizlerle paylaşalım. Bu konuyu bir irdeleyelim istedik. Evet Enver abi, sana sorayım. Yani bu Atakan konusunu sen nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumluyorsun? Atakan gündeme birden bomba gibi düştü. Evet. Ondan sonra hani kimsenin belki aklına gelmeyecek bir çocuk çıktı gelsin. Normal olmayan. Yani normal olmayan, yaşının üstünde olan bir çocuk çıktı. İlgi alanları çok farklı değil mi? Yani mesela felsefe ilgi alanı, felsefeyle alakalı ilgi duyduğundan bahsediyor. Evet. Bu normal mi sence? Bence 10 yaşında çocuk için normal değil. Ya 10 yaşında bir çocuk neye ilgi duyar? Neye ilgi duymalı? Vallahi bisiklete ilgi duymalı. Evet, bisiklete ilgi duymalı. Çevreye, arkadaşlarına, oyuna ilgi duymalı ama felsefeye ilgi duyması çok normal gözükmüyor. Çocuğun yürüyüşünü bile ben hani böyle 40-45-50 yaşındaki bir hareketlerini benzetiyorum. Hani evet, böyle sanki büyük birisiymiş gibi bir hareketleri var, davranışları var. Onu görebildim. Emir abinin de söylediği gibi yani bu çocuğun şu anki ilgi alanları, şu anki uğraştığı şeylerin bunlar olmaması gerekiyor. Emir abi o yaşta bir çocuğun hayali ne olmalı sence? Yani bir felsefe profesörü mü olmalı yoksa bir 10 yaşında çocuğu düşünelim. Normal, sıradan, zeki de olabilecek bir çocuk. Yani bu çocuğa sorduğun zaman hayali ne diye cevap verir sence veya ne diye cevap vermeli? Valla bizde de var 10 yaşında çocuğumuz. Bizim de var değil bizim mi? Bizim de var. Valla okuldan geliyor direkt bisiklete hücum ediyor. Ya da direkt bir çizgi film ya da herhangi bunlara yöneliyor. Evet efendim yani biz pedagog değiliz. Biz bu işin uzmanı değiliz. Ama halkın içinden besici ve çiftçileriz biz. Biz şunu biliyoruz. Atakan'ın bu durumu hiç normal değil. Değil mi? Değil mi? Yani normal bir durum değil. O yaştaki bir çocuk ister deha olsun, İster normal zekalı olsun, hiç fark etmez. İşte felsefeye ilgi duymamalı. O yaştaki çocuğun sevgi duygusu gelişmeye yönlendirilmeli o yaştaki çocuk. Yani hayvan sevgisi, insan sevgisi, toplum sevgisi, çevre sevgisi, bunlarla alakalı çocuğun yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Duygusal zekasının, motor zekasının geliştirmesine yönelik bu çocuğun yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın, hoşça kalın.